Şöyle bir şeklimiz var. Düşey olarak bu sefer yerleştirilmiş. İki, daha doğrusu düşey yerleştirilmiş bir silindir içerisine yine eş merkezli olarak bir silindir yerleştirilmiş. Bu silindirler eş merkezli olarak aşağıya doğru. Kütlesi M olan bir iç silindir. Çapı D olacak şekilde. Arada da yine şöyle bir yağ filmimiz söz konusu. Silindirimizin yüksekliği de L kadar olsun. Arada viskoz bir yağ var. Viskoz yağ. Ve T eşittir sıfır anında ilk hızsız olarak bu kütle eş merkezli olarak bırakıldığında tabi aşağıya doğru hızlanmaya başlıyor. X yönünü aşağı doğru söylersek bizlere bu içteki silindirin bu şartlar altında hızının zamana göre değişimini bulmamız istenmiş. Yani V zamanla nasıl değişmektedir? Aslında bu bir dinamik sorusu. Aradaki tek fark dış silindirle iç silindir arasındaki sürtünmenin kuru sürtünme değil, bir yağ üzerinden gerçekleşmesi farkından kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu problemi çözmek için yine Newton'un ikinci yasasını hemen uygulayabiliriz. X yönünde net kuvvet M çarpı, tabi burada hız istendiğine göre ivmeyi hızın türevi şeklinde yazmakta fayda var. Şimdi ben şu bölgeye biraz daha fokuslanırsam burada şöyle bir yapının olduğunu görüyoruz. Bu dış silindirimiz, bu da iç silindirimiz. İç silindirimiz tabi V hızıyla aşağı doğru hareket ederken buradaki yağ filmi kalınlığında oldukça yine ince olduğunu düşünüyorum. Buradaki hız sıfırdan başlayıp V'ye kadar lineer olarak artmaktadır. Bu nedenle benim bu kuvveti işin içine dahil ederek net kuvveti yazma imkanım ortaya çıkmaktadır. Tabii burada serbest cisim diyagramını çizdiğimde aşağıya doğru etki eden ağırlık kuvveti, yani serbest cisim diyagramı şöyle çizercek olursam ben buradaki kütle için aşağıya doğru bir M çarpı G kuvveti, bu yan kenarlardan da F viskoz kuvvet bu kuvvete karşı koymaya çalışmaktadır ve net kuvvet etkisiyle aşağı doğru bir ivmelenme söz konusudur. Şimdi tabi F viskozu yazmak için yine yüzeydeki kayma gerilmesi çarpı alan yazmam gerekiyor. Bu da mü çarpı burada V bölü H, lineerlikten dolayı doğrudan bunu V bölü H şeklinde yazabilirim. Alan olarak da içteki silindirin çevre alanını kullanabilirim. Bunu yaparken aslında bu problemi iki paralel levha arasında gerçekleşen akış problemine dönüştürmüş oluyorum. Yani bu silindirin yüzeyini açtığımızda pi çarpı d ile boyutları pi çarpı d olan ve diğer boyutu da l olan bir dikdörtgen yüzeye dönüştürmüş oluyorum. Bu yüzeyin sabit dış silindir yüzeyi üzerinde kaydını değerlendiriyorum. Dolayısıyla da bu bilinen değerleri yerine yazdığımda mü çarpı mg, yani şu denklemde yazarsam şayet mg eksi mü çarpı v bölü h çarpı pi çarpı d çarpı l eşittir m çarpı dv bölü dt olacaktır. Ve dikkat ederseniz viskozite işin içine girdikten sonra denklemimiz M'ye bağlı hale gelmektedir. Kuru sürtünme olduğunda burada da M olacağı için M'lerden bağımsız hale gelecektir. Burada gördüğünüz gibi şöyle kırmızı kalemle de işaretleyeyim ben. Şu ifadelerin hepsi
viskozitemizde sabit olduğu için ben buna K harfiyle gösterebilirim bu sabiti. Dolayısıyla denklemi biraz daha basit halde yazma imkanım olmaktadır. K çarpı V eşittir M çarpı dV bölü dt. Her iki tarafı M'ye böldüğümde de denklemimiz şu hale gelmektedir. G eksi K bölü M çarpı V eşittir dV bölü dt. Burada dikkat ederseniz bu diferansiyel denklemin sağ tarafında V'leri toplayıp sol tarafında da T'leri toplayabilir veya tersini yapabilirsiniz. Yani değişkenlerini ayırdığımızda bu diferansiyel denklemi dV bölü G eksi K bölü M çarpı V eşittir dt haline gelir. Değişkenlerini ayırdığıma göre artık integral yapmam kolaylaştı demektir. T eşittir 0 anında hızımız ilk hız olmadığına göre 0 yazacağız. T anında da V hızı olacaktır. Tabi ilk hızla atılmış olsaydı buraya V 0 yazmak daha anlamlı olacaktı. Bu denklemin çözümünden hızın zamana bağlı değişiminin mg bölü k 1 eksi e üzeri eksi k bölü m t şeklinde olduğu sonucuna varıyoruz. Tabi burada şu değerlendirmeyi de yapma imkanımız var. Şöyle devam edersek t çok üzerinden zaman geçtikten sonra dikkat ederseniz şu terim sıfıra doğru gidecektir. Buna biz terminal hız veya limit hız diyoruz. İçin V eşittir V terminal hız diyebiliriz. Ve buradan V terminal hızı çekersek veya V limit de diyebilirsiniz buna. Limit hızı çekersek böylelikle bunun da mg bölü k olduğu sonucuna varırız. Yani bu şartlar altında eğer dış silindirimiz yeterince uzun ise ve çok zaman geçtikten sonra hızın böyle çok astronomik değerler almasını beklemeyiz. Bu hızın maksimum olabileceği değerin tabi burada diğer etkileri de ihmal ettiğimizde en fazla çıkabileceği değerin mg bölü k olduğunu söyleyebiliriz. Böylelikle üçüncü problemi de tamamlayabiliriz. Lakin burada bir uyarı daha yapmakta belki fayda var. Burada k'yı yerine yazdığımızda, k için atadığımız değerleri yerine yazdığımızda mü için şöyle bir ifade elde etme imkanımız olmakta. Mgh bölü pi çarpı d çarpı l çarpı v terminal şeklinde yazdığımızda buradan şu sonucu da elde etme imkanımız var. Demek ki ben bir deney yaparak limit hızı ölçersem ya da terminal hızı ölçersem M kütlesi zaten benim elimde seçimi. G'yi biliyorum. Film kalınlığını biliyorum. D ve L geometrik özellikleri olduğuna göre sadece terminal hızı ölçmek kaydıyla yağın viskozitesini bulma imkanına kavuşuyorum. Böylelikle bu sistemin bir tür viskozimetre olarak da kullanılabileceği sonucuna varıyoruz. Böylelikle üçüncü problemimizi de tamamlamış oluyoruz. Bir sonraki problemde tekrar görüşmek ümidiyle.